Arkadaşlar, Vatos Köşkü'ne hoş geldiniz. Hafta içi günlük bir tane video atayım dedim. Yani rutin günlerde neler yapıyorum, ne ediyorum. Onlar hakkında biraz size bilgi vereceğim. Şimdi bugün rutin olarak, günlük rutin olarak kontrol edeceğim tank benim LDA-16 Vatos tankım. Aynı zamanda L-144 tankım. L-144'lerde erkek yumurtaları dışarı atmış. Şimdi bunu da daha yeni gördüm. Bakın, bir tane şurada var. Bir tane de burada bir yerde vardı. Şurada. Bakalım yakınlaştırabiliriz. Bir de şurada var. Şimdi ben onları toplayacağım. Haziran ayında falan. Şimdi ben Haziran ayında toplu bir sahiplendirme yaptım. 950 adete yakın. Ondan sonra hayvanları ben besiye çektim. Yani besiye çekmek zorunda kaldım. Dinlendirmek istedim açıkçası biraz hayvanları. Vatozları bir yandan dinlendirirken diğer türleri üretimine yoğunlaştım. Rainbow'lara yoğunlaştım. Koridoras üretimine yoğunlaştım. Şimdi bugün ne yapacağız? LDA-16 tankında çoğalan kiraz karidesler var. Şimdi onları biraz toparlayacağım. Ondan sonra aynı zamanda burada büyüyen LDA-16 yavruları var. Onları da şuradaki boylandırmaya alacağım. L-144'lere gelecek olursak arkadaşlar, L-144 üretimine ben aslında fazla şey yapmıyorum. Yani üretimine yoğunluk vermiyorum. Daha önceki videolarda da zaten söyledim bunu. Gene bunların üretimini yapıyorum sağlıklı bir şekilde ama tamamen doğal akışına bırakıyorum. Hani gene tabii ki yavrularıyla falan da ilgileniyorum. Ondan sonra beslemem gerektiği şekilde de beslemesini yapıyorum zaten. Ama üretimine fazla yoğunlaşmıyorum açıkçası. Tamamen doğal akışına bırakıyorum, yani öyle söyleyeyim size. Şimdi buradaki yumurtaları toplayacağız. Daha sonra birazcık düzenleme yapacağım. Ondan sonra burada da aynı zamanda büyüyen yavrular var. Bunları da alacağım şimdi. Ondan sonra buradaki boylandırma tankına atacağım. Şimdi burası normalde benim koridoras yavrularını büyüttüğüm boylandırma tankı burası. Şu an burada nereden baksanız bir 300-400'e yakın 13 Venezuela koridoras yavruları boylanıyor. Böyle işte kendime zaman zaman ayırmak istediğim olsun, kendime takım ayırmak istediğim olsun falan, böyle farklı farklı akvaryumlara vatozları atarım. Yani böyle 5'er 10'ar tane böyle atarım. Orada unuturum onları, yani unuturum derken ondan sonra tabii ki gene sağlıklı bir şekilde orada da şey yapıyorum ediyorum ama hani kendime ayırdım maksatlı. Hani atıyorum diğer akvaryumlara. Şimdi burada da aynı şekilde öyle yapacağız. Şimdi hem havalar sıcak yaz ayında, ondan sonra zaten geçen yıl vatozları bol bol ürettim. Yani Ekim ayında falan sahiplendirmeyi durdurdum. Ondan sonra bolca Haziran ayına kadar ürettim. Hem damızlık altı olsun hem yavru olsun. Hayvanlar yoruldu. Yani şimdi burada gördüğünüz 1'e 4 şekilde var. Ondan sonra bu tarafta gene aynı olsun 1'e 3 şekilde var. Hayvanları fazla yormaya gerek yok. Ondan sonra yani sağlıklı büyüsünler, üresinler hayvanlar. Şimdi bakalım, ilk önce şuradaki kiraz karidesleri toplayacağım. Kiraz karidesler cama cam akvaryumda ürüyor mu? Ürüyor arkadaşlar. Ondan sonra yani ben yıllardan beridir Vatos tanklarımda kiraz karides, yani neokardina tür karidesi bulunduruyorum. Doğal ekolojik sistemi sağlama açısından. Ondan sonra hem fazla kalan yemleri yiyorlar. Çünkü
Yani insanız sonuçta, yani insanlık hali. Bazen fazla kaçırabiliyoruz yemi, hayvanların sayısına göre falan, ya da bazen hayvan yemek istemiyor, karnı tok oluyor. Karidesler de orada işi hallediyor, götürüyor yani. Hani doğal ekolojik sistemi orada sağlıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ilk önce şu karidesleri bir ayırayım. Tekrardan döneceğim. Jamboree, they break it up with fiendish glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed is the headless horseman. He's the worst. That's why he's mine on Halloween night. But when he goes to jogging across the land. Evet, şimdi burada yavrularımızı, leda yavrularımızı ayırdık. Tül kuyruk. Burada da kiraz karidesleri toplamaya başladım. Şöyle gösterelim. Daha çok toplayacağız bunları. Şimdi bunları toplamaya başladım. Yavaş yavaş alttaki akvaryuma doğru gideceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki kiraz karideslerin çoğunu topladım. Ondan sonra gene üresinler diye bıraktım, ekolojik sistemi doğal devam ettirsin diye. Topladıklarımda burada bayağı bir var yani. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan toplayacağız. Burada da yoğun bir kiraz karidesi var. Aynı zamanda da yumurtalar var. Onları alacağım. Benim buradaki kuluçkaya koyacağım onları. Bakalım şimdi buradan temizliğine de başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi neler yaptık gösterelim hemen. Buradaki LDA-16 tül kuyruk üretim tankımızdaki %70 karidesleri temizledim. %30'unu bıraktım, yani anaçlardan biraz bıraktım. Aynı zamanda buradaki yavruları da, hop, ışıktan göremeyeceğiz. Burayı aldım. LS44. Evet, LS44 tankındaki kiraz karideslerin çoğunu da temizledim. Ondan sonra babamız yumurtaları dışa atmış. Onları da aldık. Kuluçka makinemize koyduk. Burada yavrular vardı. Onları da toparladım, aldım. Şimdi hem bu LS44 hem de LDA yavrularını alacağım. Buradaki boylandırma tankına salacağız. Buradaki tankta 120'ye 40'a 50'lik bir tank. Cama cam bir akvaryum. Az önce dediğim gibi kordoras yavruları var burada. Bunları tamamen kendime ayıracağım arkadaşlar. Yani burada LDA yavruları, LS44 yavruları, bu batımı kendime ayıracağım. Bir dahaki gelecek batınları artık onlara da Eylül gibi falan başlayacağım üretime. Hayvanlar çünkü biraz dinlensin. Topladığım kiraz karidesler de burada arkadaşlar. Hepsi anaç, kıpkırmızı maşallah. Şöyle göstereyim. Daha bir odaklayalım. Burada da nereden baksanız gene bir 200'e yakın falan yavrularla birlikte toparladım. Burada da bayağı var yani. Bu kiraz karidesleri de şuradaki akvaryuma. Buradaki kiraz karidesleri de arkadaşlar, şunları. Evet. Burada benim yoğunluk olarak ürettiğim kiraz karides tankına salacağız. Şimdi diğer tanklarda çoğaldığı zaman alıyorum ben, buraya atıyorum. Hem burada zaten üreme oluyor, gerçekleşiyor. Doğa habitatlı, güzel, benim beğendiğim frogbitlerin, su mercimeklerin yoğun olduğu, aynı zamanda kriptokorium var. Burada yatı köküm var.
Onun üzerinde bir güzel yosun halleri oluştu. Ellemiyorum. Onları da buraya alacağım arkadaşlar. Yani yoğunluk olarak temizliğimizi yaptık. Ha, onun haricinde ne yaptım? Başka hemen onları göstereyim. Yavruluklarımızı temizledik. Yavrulukları çıkarttım. Temizledim. Şimdi şunu soran arkadaşlar var. Şu yavruluğu kullanışlı mı diye. Arkadaşlar kullanışlı. Bunlar bende daha önceden kaldı. Ta 2019'dan kaldı. Saklama kaplarına bu şekilde vatoz yavrulukları yapabilirsiniz. Yani şu bakayım. Heh. İki tarafa karşılıklı strofor atıp, yani suyun üzerinde kalsın diye, dört bir yanını çerçeve şeklinde kesip sinek ile yapıştırabilirsiniz. Silikonla ben yapıştırmadım. Yani kestiğim parçaları eriterek yapıştırdım ben. Ki atmasın diye, atma bir olayı falan olmadı. Bu yavrulukları da ben 6-7 aydan beridir kullanıyorum. Yoğun bir şekilde vatoz ürettiğim zaman benim çok işime yarıyor. Şimdi akvaryumda benim Hamburg sistemli olduğu için su sirkülasyonu olan yere yakın koyuyorum. Hava taşı koymama gerek kalmıyor. Bunları tabii ki yoğunluğuna göre benim mesela büyük saklama kaplarım da var. Onları da aynı bu şekilde kestim, yaptım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani yavruluğa, böyle hazır yavruluğa para vermenize gerek yok. Çünkü bu yavruluk mesela vantuzlu bir yavruluk. Ama zaman geliyor ki vantuzları çıkıyor. Yavruluk hop akvaryum dibine düşüyor. Yavrular dağılıyor. Ona rağmen bile ben yani strafor yaptım onları böyle. Boşluk kısımlarına yapıştırdım. Yani bu daha kullanışlı. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunları ben bir salayım. Saldıktan sonra size tekrar göstereceğim. Şimdi bu güzellikleri buraya salacağız. Şöyle yavaştan. Bunları hop. Çoğu gitti. Hadi bakalım. Siz de gidin. Tamam, bunları saldık. Hemen gösterelim şuradan ufaktan. Damızlık olanlar da var. Ya bu tankı ben çok hoşuma gidiyor. Sadece ön camını yosun tuttuğunda temizliyorum. Onun haricinde sağ sol ve arka camı yosun şekilde bırakıyorum. Çünkü yeni çıkan karides yavruları oradan besleniyor arkadaşlar. Canlılarımızınki üzeri yerinde. Hah, şöyle gösterelim. Şimdi daha güzel oldu. Ve bizim bir tane anne var. Şimdi odaklayabileceğiz mi? Heh, odakladım. Maşallah bayağı da büyük bir anne yani. Karnı dolu. Şu kiraz karides olayında da şunu bildirmek istiyorum. Bunlarda da renk pigmentlerine göre seleksiyon yapılıyor. Yani daha kırmızılık yakalanıyor. Daha kırmızılık daha kırmızı renge sahip olduğu zaman da red sakura diye geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kiraz kardeşlerde de erkek dişiye göre biraz daha renksiz olur. Dişiler daha çok yavru verdikçe ya da siz seleksiyon yapıp ayırdıkça
daha iyi renkleri yani ayırıyorsunuz. O iyi renklerden üretmeye devam ediyorsunuz. Daha koyu kırmızı renkler elde edebilirsiniz. Yani bakın şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz kiraz karides ama Red Sakura diye geçiyor. Bilginiz olsun. Evet. Gece yarısı bir video çekiyorum. Hazır tatil günündeyken bol bol videolar, paylaşımlar yapmaya çalışacağız. Şimdi geldik. Hop. Gece modunu almıştım ben hayvanları fazla yormayayım diye. Şunları bir açalım. Tamam. Şimdi buradaki vatozları salacağız bakalım. Onların işi bitti. Evet, şimdi buradaki minnakları salacağız bakalım. Bunları su aşılamasını yaptım. Bunu hatta size böyle yavruları göstereyim. Yavrucaklar burada. Bunları da saldım. Buradaki pıtırcıkları saldık. Şimdi diğerinde. Diğerinde göstereyim. Ben şurada gösterdim. Buradaki yavruyu da alacağız. Hop. Bunu da şöyle gösterelim. Yavaş yavaş bunu da salacağız. Tortudan bir şey olmaz arkadaşlar. Tortuyu yorumda soracak olan arkadaşlar ondan bir şey olmaz. Zaten ben hafta sonundan hafta sonu su değişimi yaptığım için buradaki yavruları da saldık. Bunları da hemen gösterelim şöyle. Bu minnakların hepsi burada büyüyecek. Bunları kendimize ayırdık. Bunları büyüyor, ediyor, iyi olanlarını ayırıyoruz sonra. Evet arkadaşlar, video bu şekilde oldu. Kahveyi bir içeyim. Yani haftalık rutin olarak neler yapıyorum onları biraz size göstermeye çalıştım. Yani yavrular olduğu zaman işte yavrularla ilgileniyorum. Zaten haftalık su değişimi yapıyorum. Bazı akvaryumlarda 2 haftada bir su değişimi falan yapıyorum. İşte böyle akvaryumlarda canlı popülasyonu falan çoğaldığı zaman işte onların ayrımını yapıyorum. Burada video gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde ilerliyor daha çok. Maalesef ki bu işin perde arkası biraz yorucu geçiyor ama tatlı bir yoruculuk geçiyor. Çünkü sevdiğim bir hobiyi yapıyorum. Sevdiğim hobiyi yaparken de yorgunluk hiçbir zaman aklıma gelmiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Bu hangi iş olursa olsun yani sevdiğiniz bir hobi veya işi yaptığınız zaman hiçbir şekilde yorgunluk aklınıza gelmez. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.
Umarım sizin için de keyifli bir video olur. Herkese sağlıklı, keyifli hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.